Bein Sports YouTube kanalına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Avrupa Şampiyonası'nda 11. günü geride bırakırken Doruk Keskin'le birlikte yine dünün maçlarını konuşmak üzere karşınızdayız. Tam 4 maç vardı dün ve şöyle bir hemen yanıma bakıyorum. Doruk'un önündeki kağıt sayısı her geçen gün artıyor. Bugün de 4 maçı özel 4 e, sayfa notum var Doruk. E, zaten daha fazla olamaz. En çok maçı <laughs> bugün oynadığımız için. <laughs> dört maçı aynı günde izleyince bir de aynı anda iki maçı izleyince kafalar yandı biraz. Hepsini söyleyebilecek misin? Hepsini söyleyemem ya muhtemelen de aldım öyle birkaç kadro madro <laughs> unutmayalım isimleri. Benim de defterim var. Aynen var. <laughs> senin defterin var. Ben dört tane A4 ile çıktım Bu hata diye. Bu bekliyordum da baktım yanılmadın bari dedim. Senin yerine Haklısın, ben... Hak, teşekkür ben ederim. Ben senin yerine kendime hem de aynı şey hem yapıyorum. Hem tez antites ürettiğin <laughs> için teşekkür ederim. Peki o zaman hemen bayiye gidelim. Bayi de beni doruk geçtiği için böyle bir girizgah yapmak istedim. Zira şu anda Düne baktığımızda ikimiz de Hollanda karşılaşmasını, e, Hollanda'nın galip geleceğini tahmin ettik Kuzey Makedonya karşısında. E, Ukrayna-Avusturya karşılaşmasında da Avusturya kazanan taraf oldu. Ben nasıl buna beraberlik ben dedim? Ben beraberlik ya. demiştim. Doruk da beraberlik demişti ama ben yayında söylemiştim. Aha <laughs> sen nasıl beraberlik dedin sen Avusturyalısın demiştim ama. Avusturyalı, Avusturyacıyım. <laughs> evet ama artık söylendi. Ve Belçika konusunda da ikimiz de hemfikirdik. Orada da Artı yazıldı hanemize. Ben Rusya-Danimarka maçı berabere eh biter demiştim. Doruk kazanır Danimarka demişti. Nitekim şöyle bir bakıldığında yani öyle bir başlangıca böyle bir hikaye yakıştırdı Danimarka için. Kesinlikle. Müthiş bir maç çıkardılar ve böylelikle de zaten gruptan da çıkmayı başardılar. Sıfır puanla girdikleri üçüncü maçta ikinci olarak gruptan çıktılar. Müthiş bir başarı. Peki bizim bilançomuz ne durumda? Ben bugün bir ekside kaldım. 26'da 11, Doruk 26'da 12 ama bence ikimiz de çok kötüyüz. <laughs> çok kötü. %50'nin altında kalmamız zaten skandal. Yani %50 zaten çok kötü vasat. Biz daha o şeye gelemedik bile. O bence bundan sonra daha iyi olacak. Çünkü maç, çok fazla maç sürpriz bakıyoruz. yaşandı Doruk yani turnuvada da. Yani çok yaşandı. Yaşanmadığında da biz bir takım sürprizler yaptık. Ama evet yani ısınıyoruz. Böyle giderse %50'nin üzerine bitirebiliriz diye umut ediyorum. Haydi o zaman görelim. Mönümüzü bugün kimi ne şekilde, hangi maçı hangi bölüme koymuşuz. Başlangıçta Ukrayna-Avusturya var, ara sıcakta Kuzey Makedonya, Hollanda, ana yemekte Rusya, Danimarka ve Tatlı'da da Finlandiya-Belçika karşılaşması var. Beraberce bunları konuşacağız. Hemen başlangıçla Ukrayna-Avusturya karşılaşmasıyla başlayalım. Avusturya zaten aslında biraz daha ağır basan tarafta oynadığı futbolla ama yani acaba Ukrayna bir şeyler yapar mı diye düşünmüştük. Öyle olmadı pek. Ukrayna yine çok fazla varlık gösteremedi bu karşılaşmada Doruk. Daha fazla yine Avusturya'nın önüne çıktığı bir karşılaşma olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. ya sen neler gördün? Genelde senin Avusturya konusundaki malum bu gizli <laughs> favori olması Avusturya'nın Avusturya ve bugün oynadıkları daha doğrusu dün oynadıkları futbol seni tatmin etti mi? Ya, tam gizli favorim değil de böyle <laughs> İtalya ile eşleştiler şimdi. Evet. Ee, muhtemelen çok ileri gidemeyecekler ya da belki bir şampiyona elenecekler. Orayı bilmiyoruz ama e, gerçekten orta sınıf bir Bundesliga takımı gibi. O yüzden hoşuma gidiyor. Eee bu Nesege'le girdiğim için. İtalya karşısında evet. Yani bu arada yani. diğer eşleşme de iki tane eşleşme belli <laughs> oldu şu anda. Galler sorayım. Danimarka eşleşmesi. Ee, İtalya Avusturya. Evet iki tane eşleşme var. <laughs> Avusturya'nın kadrosu geliyor. Bu maç hedef maçlarıydı. Biliyorsun hep Alaba'yı stoperlerin arasında izlemiştik evet. Seyhan. Bence bu maçla beraber Frankofor'da bir hamle yaptı. Bu alışıla gelmiş taktiğine döndü. 4-2-3-1'e. Ve Grilic'i, Grilic, Grilic'le Grilic karışmasın. Grilic'i ekledi takıma. Benim böyle sevdiğim bir oyuncu. yani Kıyıda köşede kalmış bir oyuncu. Fizikli, pasör. Ve her yerde oynuyor e, merkezde. Yani stoper de oynuyor, işte on numara da oynuyor, merkez orta saha da oynuyor. O e, pasörlük Alaba'dan aldığı bu zamana kadarki ki pasör, pasörlük işini Grilic'e vardı. Böylece topu Grilic çıkarınca Alaba'da daha çok hücuma katıldı. Ve hep seninle konuştuğumuz o sabitleri çok yük biniyordu ya bu iki maçta. Hep onun üzerinden dönüyordu oyun. O, onu biraz dağıtmayı başardılar. E, böyle olunca da iş Avusturya gerçekten ilk yeri... Domine etti. Yani Ukrayna'yı kaleye getirmedi. Bir şutu var Ukrayna'nın. Gol evet. beklentisi çok düşük. E, bu formasyona geçmesi e, Fodan'ın Avusturya'nın da hedef maçını kazanmasını sağladı. İkinci yarıda zaten bekleyen, pozisyon vermeyen taraflardı. E, kadro olarak da zaten daha iyi olduklarını düşünüyorum. Arnavutovic bir önceki maçta ceza sebebiyle yoktu biliyorsun ki. Hı -hı. Bugün yine kadrodaki yerini almıştı. Bugün onu yeterli buldun mu? Ya, bir tane kaçırdığı çok fahiş bir pozisyon var. Israrla ee, bugün diyorum ama dün tabii. Evet dün. <laughs> ee, yani yetersizdi aslında ondan beklenenleri toplu oyunda yapsa da bitirici olmasını beklersiniz Arnautovic'in. Ee, i̇lk yerdeki o pozisyonu yapsaydı zaten iki olacaktı maç. Çoktan kopacaktı. Ama işte Baumgartner biliyorsun çok beklentilerin uzağında diyorduk hep burada. Evet. Onun golüyle kazandılar. O da sonra sakatlanıp çıktı. O çözmese de başka biri çözdü maçı. Evet bu arada şöyle bir o gruba baktığımızda C grubuna baktığımızda Hollanda zaten sonra. 3'te 3 yaparak 9 puanla lider bitirmeyi başardı. Avusturya hemen onun arkasından ikinci sırada geliyor. Ukrayna 3 puanda kaldı ve üçüncü sırada Kuzey Makedonya zaten puan alamadı. Birazdan onu ayrıca konuşacağız. Puansız bir şekilde ilk Avrupa şampiyonasına veda <laughs> etmiş oldu C grubundaki durumda bu şekilde. Ya i̇şi yaptı aslında Avusturya yani bu ilk olarak olay gruptan çıkmakta onun için değil mi? O yüzden Frank Foda'nın bu takımı üst tura çıkararak görevini yaptığını söyleyebiliriz. Şeyi okudum enteresan. Frank Foda Alman bir teknik adam. Oynadığı dönemde Alman milli takımıyla Brezilya'ya maça gidiyorlarsa ya. Maça giriyor. Bir anda bütün Brez Brezilya taraftarlar alkışlamaya gülmeye başlıyor. Çok şaşırıyor abi ne oluyor diyor. İsmi Portekizce'de sansürlü bir kelimeymiş. Bunu duyunca bayağı şaşırıyor. İsmi soy ismi mi? E, soy ismi ama ismiyle birleşince daha da böyle komik, e, şakalı bir şey oluyor. Soy ismi aslında. <laughs> Teşekkür ederim düzelttiğin için. E, böyle bir anısından bahsetmişti. E, şok olduğunu söylemişti. Değişik anlattım öyle yani Ama güzel bir detay. Söylemiyoruz Söyleyemiyoruz o kelimeyi. Bir zaten bilmeyeceği bir detay olsa gerek bu. E, ama kelimeyi bilirler normalde. Evet. Ya şimdi muhtemelen merak eden şöyle bir Google'a girer, bakar, araştırır ve ne olduğunu Bunu zaten bulabilir, görebilir. Bu maça dair başka söyleyeceğin bir şey var mı? Alaba ile ilgili zaten sen bir girizgah yaptın hı hı. onun üzerine. Onun bugün sayılarına bakabiliriz. Hı hı. Çünkü Alaba zaten joker gibi bir oyuncu olduğu için hı hı. yani nereye koysanız aynı form düzeyinde oynayabilen bir oyuncu olduğu için bugün de bir asist yaptı. E, oynadığı süre boyunca. Kimse tamamında şut oynadı. Pası var. Evet, 4 tane şut pası var o da önemli. Ki bunu ilk yarıda yaptı hepsini. E, zaten Alaba'yı stoperlerin arasında alınca etkinliğini düşürüyorsunuz. Bu takımın en önemli yapabilir oyuncularından, hücum oyuncularından, hücum hücum oyuncularından biri bek oynadı aslında yine savunmada oynadı hı hı. ama arkasını toplayacak oyuncular olduğu için ya yani orta sahada daha kalabalık olduğu için Avusturya ve en önemli pas istasyonu Alaba'yı yaptılar. Yani Alaba'nın üzerine oyun kuruldu. Eskiden sabit bundan önce sabitlerin üzerine kuruyorlardı. Artık Alaba üzerinden oynadılar. O da görevini yaptı. İlk yarı zaten Avusturya top oynadı. İkinci yeri bekleyen taraftı. Dört tane şut pası mesela Bale bize 5 tane yaptı. Övdük. Adam bir bir devrede 4 devre, tane dört yaptı. Bir devrede 4 tane yaptı. Gerçekten çok öne çıktı orada. Alaba'nın performansı günün sonunda Avusturya'ya iyi iş başarmış Hı -hı. oldu bu turnuvada. Bir üst tura çıkmayı başardı, son 16'ya çıkmayı başardı. Ama İtalya karşısında işi çok zor. Zor mu? Zor. Çok zor. Birazdan evet. Bekler'in performansına dair, daha doğrusu Bekler'in bu turnuvada neler yaptığına dair biraz daha o parantezi açmak istiyorum izninle Doruk. Hı -hı. Ama hemen istersen arası camımıza geçelim. geçelim. Kuzey Makedonya Hollanda karşılaşmasını konuşalım. Biraz daha hızlı geçeceğiz bugün çünkü malum 4 tane maç var. Hepsine yeterli miktarda yer ayıralım diye. Şimdi burada tabii bir tarafta çokça konuştuk burada yaptığımız yayınlarda da. Pandemin son maçı oldu. Veda etti Ameli milli takımı. Ve tabii ki bundan sonra bize verdiği röportajda da kulüp bazında devam edip etmeyeceğini Avrupa Şampiyonası sonrasında devam edeceğim, karar vereceğim demişti. Bu arada güzel de bir jest yaptı Hollanda milli takımı Pandeve. 122 sayıldı formayı hediye ederek Giydiği, forma giydiği maç sayısını temsilen böyle bir hediye verdiler. 2001 yılında ilk kez formayı giymişti Pandev. Ve Türkiye karşısında ilk Soldaki kez Soldaki o değil mi? Soldaki ilk ilk Sahneye e, çıkmıştı. İlk. Milli takım formasıyla ve bugün de vedasını Avrupa Şampiyonası'nda Ülkesinin ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda çok büyük emekleri olarak yapmış oldu. Onun açısından da çok duygusal bir an olsa gerek. Ona da güzel bir jest yaptılar zaten çıkarken. Ki oynadığı sürede de bayağı iş yaptı. Yani sayılmayan Bilmiyorum. golün asistini yaptı. Öne geçeceklerdi yaptı. zaten o evet. goller sayılmış olsaydı. Bir, bir tane direk vardı. Bir tane direkt var. Onun da pasını o verdi. Evet. Ee, ya bu turnuvada zaten. Futbol zaten. zaten. Makedonya'nın futbol aklı. Değil mi? Hani yaşından bağımsız. Oyun bilgisiyle zaten çok ayrıştı. Ee, yani sana verdiği röportaj da bahsettin daha çok kulüp kariyerinde devam edip etmeyeceği soru işareti ama zaten milli takımdaki misyonunu tamamlamış. Şimdi rakamları da geliyor. 122 maç. 30, Ki bu arada 3 gol. sene de yok yani milli evet. takımda bırakmıştı. Hem öyle bir de o dönem Makedonya ne kadar bir kadro. Yani evet. oynadığı senelerin %75'inde belki de Makedonya ne halde sonra ne halde. Turnuvaya tatlı bir damga vurdu. Kendi içinde hem takımı Makedonya'da hiç top oynamadı hem de Pandev turnuvanın böyle güzel bir köşesiydi. Bizim evet. programda da. Aynen öyle. için içinde, Makedonya içinde unutulmaz bir süreç oldu bu süreç. Bakalım bundan sonra neler yapacak Kuzey Makedonya? Yani buradan daha ileriye götürebilecek mi? Çünkü Igor Angelovski'nin de sözleşmesi bitiyor. Dolayısıyla onun devam, et, devam edip etmeyeceği de şu anda bir soru işareti muhtemelen etmeyecek. Çünkü çok fazla da kulüpten hem Avrupa'da hatta Türkiye'de de birçok kulüple ismi geçiyor. Onlar da basına yansıyor. Sen de biliyorsun ki neler olacağını göreceğiz. Ama tabii burada asıl konuşmamız gereken şey Hollanda. Bir şeyi konuşmadık ya. Bir Neyi Fava almışız. Aa, evet evet. Şey Dimitri Eski'nin <laughs> <laughs> Dimitrievski ile ilgili olarak malum şimdi ben tabii bir tarafım Kuzey Makedonya'yı desteklediği için ve burada Hollanda karşılaşması kadar bütün maçlarda favori olarak Kuzey Makedonya'yı gördüğüm için Dimitrievski'nin de performansı gerçekten çok fazla ön çıktı. Onlar da bu arada Rayo Vallecano'da her ne kadar Dimitrievski olmasa da lige Cıklılar çıkmayı başardılar. Evet ben takip ettim 2-0 <laughs> yendiler ki kırmızı kartı da görmüşlerdi. Onlar lige yükseldiler. Bizim de e, tam o bölümümüzü Dimitrievski'nin işte değiştirilmesi teklif dahi edilemez demiştin sen. O bölümü e, Dimitrievski muhtemelen kendi ismini arattığında Twitter'da görüp beğenmiş. O da tatlı bir anekdot oldu. Bu kesmez ama e, Kevin de bir oynadandan bundan sonra <gülüyor> <gülüyor> bir puan bekliyorum. Özel. <laughs> <laughs> Çok yazıyormuşuz diyeyim. Peki e, Hollanda'yı nasıl buldun? Hollanda yani nasıl buldun derken Hollanda zaten ilk maçında 2 gol yedi, sonrasında kalesini gole kapattı. <laughs> müthiş bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Yani ben kendi adıma söyleyebilirim. 8 gol attı, 2 gol yedi. E sadece şimdi bakıyorsun Dumfries olsun, Frankie de Jong olsun. Wijnaldum zaten bugün maçın oyuncusu seçildi. 2 gol birden attı. E Malen Hakeza bugün bence maçın yıldızlarından bir tanesiydi. Depay çok güzel bir e, zaten gol attı. Yani bugün her biri e, Hollanda'da her bir isim yıldızlaştı diye düşünüyorum. Ama sanırım Wijnaldum işte 28 maçta 17 gol atmış olması milli takımda. Onun adına da önemli bir sayı. Ben buraya Graven Bell'i de eklerim. Graven de evet, e, doğru. çok genç bir oyuncu ve ilk milli maçı bize karşıydı elemelerde. Çok kısa süredir milli takımda oynuyor. Zaten iki tane değişiklik yapmış e, Debur. Bir onu koymuş bir de e, Malini koymuş. Iı, ve ve Deron'u kesmiş. Gayet de mantıklı. Zaten favori olduğumuz bir maçta. Daha pasör, daha driplingçi bir grevenberle oynamış. Ve dar alanda daha etkili, daha hızlı ıı, Malen'le oynamış ki Malen maçın iyilerinden biriydi. Depay'ı da daha rahatlattı. Çünkü Vegors'la oynayınca Depay daha çok hani ceza sahası dışına çıkıp top alıyordu. Artık Depay'ı da ıı, ceza, ıı, rakip arkasına koşu atarken gördük. O yüzden bu iki dokunuş bu maç özelinde çok mantıklıydı. Genç oyuncu Graham de şansını bayağı iyi kullanmışa benziyor. Ee, onun dışında ya aslında e, zaten Hollanda takımı kadro olarak hiç fena değil. Oynadığı toplar 3 maçta da e, hiçbir hiç fena top oynamadılar. Çok denk bir rakip değildi Makedonya. Evet. Ama ona rağmen bütün maçı domine etmeyi başardılar. İşte Dumfries'den zaten turnuva boyunca katkı alıyorlar. Sen de demin e, söyledin. en önemli oyuncularından biri ve çok Belki ses getirmiyor ama Franky de Jong çok iyi turnuva oynuyor. Yani sallıyor aslında turnuvayı Kesinlikle ama sessiz sedasız sallıyor yani. Böyle durumlar olunca da bu maçı çok kolay geçmişe benziyorlar. Genelde şunu yapıyorlar yani ceza sahasını boşaltıyorlar. Savunmayı daha yukarı çekip orada bir pas trafiği yapıp koşucuları arkaya kaçırıyorlar. Çünkü çok hızlı, kısa hızlı koşular atabilen oyuncuları var. Turnuvayı çok, grubu çok rahat domine edip çıktılar. Debru da işte Ukrayna maçında çok eleştirildi. Ne olacak, ne bitecek? 9 puan aldı. Aynen öyle. Bu arada Kuzey Makedonya da aslında varlık göstermeye çalıştı bugün Hı -hı. maçta. Yani 13 tane şutları var. Evet. Yani ne olursa olsun denemeleri bile önemli diye düşünüyorum. Ben zaten o şekilde de sempatik kazandılar. E bütün Avrupa'da hatta bizim ülkemizde de sende biliyorsun ki. E bir taraftan Depay Barcelona ile anlaştıktan Hı -hı. sonra böyle güzel bir gol kaydedilmiş olması onun adına önemli. E diğer taraftan Wijnaldum Paris Saint Germain'le anlaştı. Hı -hı. İkisi de bedavaya gitti. İkisi de gitti. aynen bedavaya. Aynen. <laughs> Gerçekten bedavaya gitti. Bu Maçın da, bunu da şöyle biri, mi, bir, Wijnaldum? Evet, evet Maçın Başın adamı seçildi Vijnaldum. MVP seçildi. Çok komple bir oyuncu zaten. Yani e, Liverpool'dan önce daha hücum tarafında oynuyordu işte Newcastle'da biliyorsun. Bir on numara kanat oynuyordu. Liverpool'da Fabinho gelene kadar altı numara oynadı. E, şimdi burada sekiz gibi oynuyor. Hücuma e, da katkı sağlıyor. Hücuma ya. da katkı rakipçiler koşular atıyor. Zaten iki golü de o takipçiliği özellikle son golü takipçiliğiyle attı. E, çok komple çok kuvvetli bir oyuncu. Turnuvanın başından beri o da Franky gibi aslında iyi top oynuyor Franky de Jong gibi ama daha çok işte Depay öne çıkıyor. Dan gol attığı için o tarz oyuncular çıkıyor ama Hollanda'nın orta sahası çok dengeli. Danny Blint e, üzerinden dönüyor hücumlar. Sol ayağıyla o da çok iyi bir pasör hücuma katkı sağlıyor. E, Delik de geldi döndü takıma. E, yani, ki Van Dijk yok bu takımda. Ki Van Dijk yok yani aynen Van Dijk olmamasına rağmen çok derli toplu çok kuvvetli dur duruyorlar grubu tabii şey diyebilirsin hani grup maçları İtalya içinde konuşuyoruz ya çok varlık gösteremeyen takımlara karşı oynadılar diye ama yine de Hollanda'nın beklentilerinin üzerinde bir turnuva geçirdiğini düşünüyorum grup maçları ben sonrasında. Ben de aynı fikirdeyim yani benim gizli favorim Hollanda hatta şu oynadığı futbolla bundan sonrasını tabii göreceğiz beraberce ama e, bu arada Wijnaldum'la ilgili olarak menajerinin yaptığı bir açıklama var aslında ilk başta Inter ilgilendi onunla daha devre arasında diye ama tabii ki sonra sonlara doğru yaklaştıkça Inter'in malum bu bütçe problemleri hatta Conte'yle o sebeple de yol. Ayrılması, kontenin gitmesi daha doğrusu. Bir şekilde parasal sebeplerle transfer edilmediğine dair de böyle bir bilgi paylaşmıştı. Wayne Adım'ın menajeri ben de bunu söylemiş yani, oldum. E, Ya Hakan anlaştı. Belki de orada Hakan olduğunu inter konusundan belki hakkında kalmıştır ama tam kontelik bir oyuncu. İşte o dinamizm, evet. o kuvveti ister. E mesela kontek kalsaydı Hakan olduğunu interde görür müydük emin değilim. Ama e, Inzaghi daha farklı bir on numarasından daha farklı şeyler talep ettiği için muhtemelen e, istedi arkasını daha koşucularla daha dinamik oyuncularla dolduracak. Ama Conte merkezdeki herkesin o dinamizmi istiyor. Eliksen'i e biz yaratıcı diyoruz da Eliksen'in de kat ettiği mesafeler maç başına çok yüksek mesafeler. E, o yüzden Wijnaldum iyi bir opsiyon olabilirmiş Inter için ama o Inter'den ne kaldı geriye Seyhan bilmiyoruz Conte gittikten sonra. Onu bu sene göreceğiz yani şampiyon Inter bakalım bu sene neler yapacak yani. Ben Milan'da da de... bayağı dağılıyor. Onları o muhakemşalardan Neyse Seri evet, şova şu an... geçe, geçelim. Seri oyuncuların hepsi şu anda şov yaptığı için Avrupa Şampiyonası'nda evet, e, müthiş yani neredeyse 3'te <laughs> birini Seri oynayan futbolcular kaydediyor şu ana kadar turnuvada Golleri atılan mi? gollerin. O da inanılmaz bir sayı. Luka Kun'un attığı golle beraber 21 oldu bugün şey itibariyle. De öyle. Maçın adamı da e, en çok seçilen Seri 6 ya da 7 oyuncu seçilmiş maçın adamından e, maçın adamı ödülünü almış. Ama bu sene Seri zaten üst seviyeydi. Ya müthiş maçlar izledik zaten orada da performanslar da çok yüksek olduğu için yani alt segment takımların da inanılmaz işleri var. Hı hı. Sen daha iyi biliyorsun bütün sezon zaten yayınını yaptığından mütevellit ama gerçekten Avrupa Şampiyonası'na da damga vurdukları kesin. Ana emeğimize geçelim mi? Geçelim. Rusya-Danimarka maçıydı ana emeğimiz ee, ve az önce de söylediğimiz gibi Danimarka malum Eriksen'in ilk maçtaki e, o ani yere düşüşü ve yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle çok dağılmıştı. Bütün oyuncular zaten hepimiz e, tüm futbol severler ekranları başında ve orada bulunanlar dağılmıştık acaba Eriksen'e bir şey oldu mu gerçekten diye. Neyse ki ondan iyi haber geldi. Neyse ki şu anda taburcu olmuş olduğunu konuşuyoruz. Ama iki tane mağlubiyetle ilk iki maçından ayrılmıştı Danimarka ve şimdi... Çok önemli bir üç puan aldı ve böyle gerçekten inanılmaz Hı. gollerle aldı. Dolayısıyla çıkmayı en azından başarmış oldular gruptan yani ikinci Ne olarak. kadar hak edilirse o kadar hak etti zaten Danimarka. Ee, çok yoğun oynuyorlar ya. Böyle evet. hani her maçı çok yüksek tempoyla e, rakibi bayıltarak oynuyorlar. Hangi golü daha çok beğendin? E, Kristensen'inkini beğendim. Zaten Kristensen'in golü Christian Eriksen gibiydi. <laughs> evet. yani tam olarak öyle bir gol attı. Evet. Ama ben yine X faktörün yani bu turnuvada X faktörün Damskart olduğunu düşünüyorum. Yani geçen Belçika e maçında o presi başlatan, prese katkı sağlayan adam da Damskart. Ee, burada da mesela bu 11'de şeyi beklersin yani kazanman lazım. Bir Cornelius ya da Kasper Dolberg'de bir 9 numara santrforla başlamasını beklersin. Ee, Pulse'ni seni kanada atıp ya da forvet arkasına atıp. Ama yine Damskard'a güvendi. O da çok 20 yaşında mesela o da çok genç. Turnuvanın evet. en genç gol atan oyuncusu oldu. Bir sene oynadı Serie A'da yüksek seviyede bir sene oynadı ve bu pozisyonda da oynamıyor yani. Forvet arkası değil normalde bir kanat oyuncusu. Konuştuk ya. Yani. Sampdoria'nın zaten bir forvet arkası yok. 4-4-2 oynuyorlar. Ee, ama iyi bir frikçi, iyi bir şutör. Attığı gol de muazzamdı. Ya yani ilk attığı gol, Kristensen'in golü de güzeldi ama Damsgaard'da o yüzden hangisini daha çok beğendim diye sordum. Ya, Damsker'de daha çok beğendim ama Kristensen'in golü bence daha iyiydi. Kristensen ekibi kimdi? yani e, Safanov'un üst üste o önemli, evet. inanılmaz reflekslerinin <laughs> ardından yani en sonunda hayır atacağım ben bir golü deyip öyle bir vuruş yapması müthişti bence de. Zaten Rusya takımı turnuvanın vasat takımlarından evet. e, kötü takımlarından ben biri. Ben niye bu maça beraberlik oynadık? Ben Danimarka'nın hani ruhsal olarak toparlayamayacağını düşünmüştüm ama beni şaşırttılar helal olsun. O yüzden beraberlik diye düşünmüştüm. Ama o ikinci ya Belçika maçı onu gösterdiler yani. yani Belçika doğru. maçı evet, e, hani ciddi anlamda Belçikayı ittiler 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 yani belki kazanamadılar ama üstünlüklerini ortaya koydular. E, bu maçta da zaten tek hakimiydi maçın evet, Danimarka hiç çıkarmadı yani. Finlandiya da öyle. Herhangi bir taki, rakibi ona üstünlük kuramadı. Finlandiya Diyor. zaten yanlışlıkla çıksaydı gruptan. Bir an Finlandiya Muhtemelen çıkıyordu evet. az kalsın değil mi? <laughs> Muhtemelen hepimiz kalp gizi geçirebilirdik o anda. Bu arada Mehle'ye de bir parantez açmak lazım. Mehle de aynı yerden zorladı zorladı zorladı. Son golü yaptı. Sonunda da, da golü attı. Yani hem Rusların sağ bekini hem sağ stoperini perişan etti. Perişan etti gerçekten. <laughs> Çok üzücü durumlara sok. Biraz rencide de etti oyunun içinde. Yine Hoiberg bayağı iyi top oynadı. Bu turnuvada iyi oynuyor mesela orta sahada. Evet. Yine iki tane asisti var. Sürekli şut pası veriyor. Yani şut pası en fazla veren oyunculardan biri pozisyona girerken Danimarka bunu Oyberg üzerinden sağlıyorlar. Ama genel olarak Danimarka'nın rakamları zaten bir önceki programda da hazırlamıştık. Şimdi yine hazırladık. hemen her şeyde istatistik veri lider de yük, nerede, yüksekler. Lider nerede, neredeyse evet. Ya, ya, İtalya ya hemen, hemen her lider. Aynen. Ya İspanya'nın gerisinde kalıyorlar. Baksana yani. Evet. Zaten birçoğunda İtalya lider. Mesela rakipçiler sahasında topla buluşmada zaten İspanya lider. Evet. Ya bir tık altı Danimarka bu takımların yani sonuçta favorisi değil Danimarka bu kupanın ve bunları yaparken de en önemli oyuncu yok. Eriksen yok. Yaşadılan trajedi vesaire geçiyorum hani o an yaşadığın şey en önemli oyuncu yok. Ama şu tarafından bakarsak da hani e, bu da biraz turnuvanın garip formatı. Ya o olaydan sonra parkken de oynanmasaydı maçlar bu kadar kolay ayağa kalkardı. Parken yıkıldı bugün zaten. Şu an ya bugün orada olmak isterdim ben. Değil mi? Acayip keyiflidir. İnanılmaz güzel görünüyordu. Yani acayip eğlenmişlerdir. Bangır bangır yani, müzik evet. kafalarına göre takılıyorlardır. Ee, ama ne yazık ki biz buradayız tabii. Ee, şöyle, Parken'de olmasa sence bu kadar kolay, yani bu kadar çabuk bir reaksiyon verebilirler miydi? Verebilirlerdi. Öyle mi? Ya biraz sanki taraftar da, iyi ki oldu tabii bu ki arada ben çok mutluyum çok Kesinlikle. Kesinlikle taraftar da çok etkilemiş olabilir ama e, taraftar olmasa da bence onlar mental olarak işi bitirmişler. Yani dediğin gibi bir önceki maçta onu gösterdiler ve ben hala hani emin olamıyordum ama gördüm ki yani bugün bomboş olsa bile o tribünler olsaydı bile bence benzer bir şey izleyebilirdik. Çünkü çok yani belki daha az skorlu biterdi ama ya taraftarı da alıyorlar arkalarına. Zaten çok e, kuvvetli bir pres güçleri var. Mesela o Pulsen'in attığı gol savunma hatası değil mi? Kaleciye evet. dönerken ama yıprandı Rusya savunması. Rusları da yıprattılar. Sürekli baskı, sürekli baskı. Bir yerde zaten hataya zorluyorsun. İkinci golde öyle geldi zaten. Evet, e, bu arada az önce açmak istediğim konuyu şimdi açmak istiyorum. Çünkü e, yoksa süremiz kalmayacak diye korkuyorum. E, biliyorsun yani daha önce de konuştuk daha evvel bir yayınımızda konuştuk. Üçlü formasyon e, kullanan çok sayıda teknik adam var ve aslında biraz daha buna döndü. ya Sadece Avrupa Şampiyonası'nda değil birçok ligde de zaten bunu çokça görüyoruz. Hatta belki hani bizim o dönüşümü sağlayamamış olmamız, ayak uyduramamış olmamız belki denememiş herif, olmamız. Evet, denememiş olmamız belki ameli takımımızın en büyük problemlerinden bir tanesi bile olabilir diye yani çünkü çok fazla işlediğini gör şu an çok fazla verim alındığını görüyoruz ve bu noktada da bek oyunculara inanılmaz bir katkı sağlıyor. Yani biz forvetlerden çok bekleri konuşur durumdayız evet. bu turnuvada. bu çerçevede performansları değerlendirecek olursan hani kimi daha çok öne çıkarırsın? Çünkü çok fazla öne çıkan oyuncu var ama ben senin kimi öne çıkaracağını merak ediyorum. Yani tabii Spinazzola çok ciddi back performans derslerdi. Spinazzola hariç demeliydim özür e, yani dilerim yani çünkü o Danfrey's kadar domine etti ki. Ve e, Gosens çok evet. ciddi oyunlar oynadı yani çok ciddi kalite koydu. Ama konuştuk yani biliyorsun Gosens da e, mesela Spinazzola kadar topla buluşmadan iş yaptı. E, dediğin şey doğru mesela 22 seansındaki bütün takımlar üçlü oynadı. Evet. Ve bu e, dört takımın üçünün beki sol beki ters ayaklıydı. Ee, şöyle bir Çok şey var. Çok bir nokta o dediğin. Yani şimdi üçlü savunma oynayınca şey gibi geliyor. Daha fazla savunmacı var ve daha belki defansif gibi geliyor olabilir. Ama bekler hücumcu olduğu için aslında daha ofansifsiniz. Ve bu Almanya'nın Portekiz'e karşı kurduğu işte o 5'e 4'ler. ya yani mis daha kolay kuruyorsunuz eğer rakip de öyle yerleşmezse. Ama artık rakipler de ona göre yerleşiyor. İşte mesela Danimarka'nın Belçika maçına yerleştiği gibi. Ya da Rusya'nın mesela bugün Danimarka'nın üçlü oynayacağını öngörerek üçlü yerleştiği gibi beklerin de kalkınmasının performansının sebebi aslında bir bek değil bir kanat gibi oynaması için bence Aynı fikirdeyim kesinlikle. Peki o zaman bunu geçtikten sonra tatlımızı da yiyelim. Finlandiya Belçika karşılaşması. Bu bir tatlı mıydı? Yani kötü bir tatlıydı yani çok güzel bir yemek yedikten sonra gelen böyle acı bir tatlı gibiydi. <laughs> yani zaten çok biz Danimarka maçına konsantre olduğumuz için Belçika maçını biraz daha gözücüyle takip evet. ettik ama bir an Finlandiya gruptan çıkacak mı diye ya yani Danimarka'nın olduğu grupta Finlandiya'nın çıkması biraz fiyasko olurdu bence Seyhan. Eee Belçika içinde şöyle acaba diyorum sadece. Acaba ritim bulmakta sorun çekecekler mi? Neden? Ya yani, e, ilk maç işte Hazard, De Bruyne ve Witsel işin içinde değildi. Sonra Danimarka'ya karşı kötü bir oyun oynadılar. Evet. Yani, e, silik bir performans gösterdiler. Bu maçta da çok rotasyon oldu. Ya aslında Witsel, De Bruyne ve Hazar döndü ama işte Lukaku vardı o takımdan, kurtuğa vardı son takımdan, bir de e, Dinaer vardı aynen. Genelde biraz dinlendirmek için son maç, yani garantiledi gibi bir şeydi Belçika grup idealliğinde. Biraz daha rotasyon yaptı. Yani beraber 3 maçta mesela Belçika'yı aynı e, seviyede, aynı oyuncularla izlemedik. O yüzden acaba bir problem yaşarlar mı diye düşünmeden edemiyorum. Yani yaşayabilirler, doğru söylüyorsun takım olarak ama ya bireysel ama olarak bireysel performansla bir kere Kevin De Bruyne'nin maçı sonradan neler yaptığını gördük. Yani Kevin De Bruyne'nin tek başına varlığı bile kafi. yani bazı durumlarda bu tip takımlarda işte bir anda çıkıp ekstra bir hareket yapıp şapkadan tavşan çıkartıp gol yaratabiliyorsunuz ve hani hepsi belli seviyede olduğu için bence çok fazla yaşamazlar gibi geliyor ama tabii ki bunu biraz yolda göreceğiz. Doruk çok fazla tahmin yapması kolay bir konu değil. Ya haklısın aslında. Kalite olarak zaten çok yukarıdalar. Mesela bir De Bruyne en fazla şut pası veren oyuncu evet. kupada bir buçuk maç oynadı. Yani şu ilk maç zaten girdi işi çözdü. Evet. Bir de bu maçta oynadı. Ee, i̇şte mesela Hoyberg de ikinci sırada Danimarka'da. Hakan da Ama iki katı burada kadar oynamış enteresan. yani iki katından fazla sağda kalmasına rağmen Hoiberg 9 Tabii Hoyberg pas şut pası <laughs> vermiş. Ee, ya da Alaba'dan mesela Alaba evet, da aynı de öyle. oynamış. öyle. Full oynamış. Bruyne daha bir yandan da fitler ama. Öyle ya de bir artıları Hakan var. Çalhanoğlu da hani en silik kalan isimlerden bir tanesiydi Amirli futbol takımımızda. Onun da 266 dakika kalıp 7 şut pası vermiş olması da enteresan bir istatistik. Haklısın evet. o ee, tabii bitiricilikle alakalı aynen bu biraz. Öyle. Ya da biraz da şutların kalitesiyle alakalı. Şut pası var evet. Bir de mesela var. aynen yani, net gol şansı yaratma var. O rakamını bilmediğim için e, bir şey diyemem. Ama De Bruyne'nin kendini çok da yormadan daha, daha turnuvanın grup aşamalarında hala diri kalarak baya hem şut bası verdiğini hem takımı yönettiğini. İşte bir tane mesela Lukaku'yu oynadı. Hatta sen offside değil dedin orada. Ki Bence evet. Ya, offside gibiydi. öyle bir şey ki yani çok 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 hani santimetri milimetrik offside gerçekten. Ya yani fotoğrafa bakınca öyle görünüyor en azından. Be, yani beni sadece endişelendiren başka konusunda Diğer takımlara nazaran daha az birlikte oynamış olmaları evet. ama kadro kaliteleri tabii ki e, tartışılacak durumda değil. Peki biz B grubunun puan durumunu gördük mü? Ben hatırlamıyorum gördük mü görmedik mi? Görmemişiz. Hemen bakalım ona da B grubunun puan durumunu. 9 puanla Belçika gruptan çıkmayı başardı. Az önce ifade ettim zaten 0 puanla çıktı 3. maçta aldığı 3 puanla ve averajla Danimarka ikinci olarak devam ediyor yoluna. Danimarka galler değil mi şimdi Hani Danimarka Galler. Ya iki tane eşleşme ben var. Birisi Danimarka Avusturya, kazanır. İtalya. Tercihimi cebime <laughs> koyayım da. <laughs> şimdiden yazdık bunu değil mi? Arkadaşlar. Ya mesela Sonra değiştiremezsin. değiştiremez. <laughs> değiştirmem zaten ya imkanı yok. Ee mesela Finlandiya'nın matematiksel olarak hala gruptan son 16'ya kalma şansı var. Evet. Üçüncü oldular mesela Finlandiya. Ama yani lütfen kalmasın ya. Çok hiçbir Hayır. şey yapmadılar çünkü. İyi de, Çok i̇yi de savunmuyorlar, haklısın. Evet. Ama e, buraya kadar Finlandiya gibi bir takımın, yani ilk defa katılmış bir takımın buraya doğru. kadar gelmesi de sonuçta başarıdır yani. Kesinlikle katılıyorum. O zaman günün ellerine de bakalım hemen. Günün ellerinde günün takımı tabii ki Danimarka oldu. Bugünkü müthiş performansla son 16 turuna esinlerini yazdırdıkları için. Vainaldum zaten iki gol atarak günün futbolcusu oldu ve günün teknik direktörü de yine Danimarka'nın teknik direktörü Hülman'da oldu. Yılmant Hocam da ikinci kez burada. Sanki Danimarka ne zaman oynasa onu teknik adam seçecekmişiz gibi geliyor. ya Öyle bir durum oldu. Teklif dahi edilemez değil teklif, mi? Teklif Kaldırılması <laughs> teklif dahi edilemez. Peki o zaman bakalım bugün için tahminlerimizde neler düşünüyoruz? Doruk ve ben ona bakalım. Hızlıca Bayi'ye bakalım. Ne diyorsun? Benim ya, gerçekten çok zor karar verdim. Ben ne söylediğimi unuttum. Ha, ben ikisine de beraberlik dedim. Şimdi hatırladım. Ee, ben ne dedim acaba? Görelim direkt sonuçta. Hadi görelim. Yormayalım. Ben de beraberlik demişim. Ay Hırvatistan, Hırvatistan yani Şu kötü Hırvatistan'ın evet. kazanacağını düşünüyorum. İskoçya çok daha diri değil mi ya Hırvatlardan fizik olarak? Kesinlikle öyle. Ama şu kötü Hırvatistan kazanacak gibi geliyor. Çünkü neden? Çünkü İskoçya'da kim yok? Ha, doğru. Billy Gilmore yok. Ben sana ama bunu söyledim. Ee, haklısın ama ben yine de değiştirmiyorum ya. Tamam. Zaten değiştiremem artık yani. bunu şu an söylüyorum iyi oldu da. Ben Bilicim'in un olmadığını unutup beraberlik oynadım <laughs> ama yine de... Ama ben yazdım bunu okumuyor musun yazdıklarım aşk olsun? E, tabii ki okuyorum <laughs> Hırvatlar o kadar kötü ki Seyhan yani. E, Mektum olmasa da beraberlik. Gerçekten beraberdik. Hırvatlar çok kötü. Yani bence turnuvanın en kötü takımlarından bir tanesi ama sırf o sebeple. Hı? Çünkü Yılmor bir önceki maçta inanılmaz oynadığı hani, için. Kattu yarın mesela İskoç'a kazanacak değil mi? Bu programı öyle edeceğiz. Peki bakalım ne olacak? Teşekkür ediyorum Doruk ağzına sağlık. Senin de. Noktalıyoruz bugünü de. Bakalım yarın bize neler bekliyor. iki güzel karşılaşma var. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.